Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okulda, evden okula küçük bir video çekeceğim. Vlog gibi olacak. Ya vlog değil aslında, küçük bir serviste video olacak. Şu an okula doğru gidiyoruz. Çok az kaldı okula gitmeye. Başta açacaktım aslında. Telefonu çok fazla ayarlayamadım. Şu an biraz insanlar var serviste. Çok fazla sesim gelmeyebilir. İşte size küçük bir Amerika'nın böyle okul kurallarından falan bahsedeceğim aslında. Amerika'da okulda böyle sizin sınıflarınız yok. Hocaların sınıfı var ve siz her teneffüs oraya gitmeniz gerekiyor onların sınıfına. Böyle hani 8, 7, 6, 5 diye ayırıyorlar yine. Ama yani onlar hocanın sınıfına gidiyor ve bu kuralı şöyle koymuşlar. Şunu düşünerek öğrencileri burada biraz ayırıyorlar. Mesela işte normal düzey, gelişmiş düzey ve kolay normal öğrenci, daha normal öğrenciler diye ayırmışlar böyle. Ayrı ayrı sınıflar. Ve teneffüsler 2 dakikalık. Yani öyle oynama süresi yok. Sadece öğle yemeğinden sonra bir 5 dakikalık teneffüs var. O da yani bilmiyorum. Yemeğini yersen çıkabiliyorsun. Yemek kuralları da illa bir tane sebze alman gerekiyor. Aslında çok sağlıklı değil yemekler burada. Ama işte böyle her yemekten sonra sebze alman gerekiyor, meyve alman gerekiyor. Ve yemeklerden sonra işte böyle atıştırma şeyi diye bir şey var, zamanı gibi bir şey var. Orada da cips satın alabiliyorsun, işte o tarz şeyler var. Yemekler ücretsiz bu arada, sadece ekstralar ücretli. İşte başka, mesela okulda siz derste tuvalete gitmek istiyorsunuz mesela. Kapının hemen yanında böyle bir tane dosya gibi bir şey var, oraya isminizi ve ne zaman geldiğinizde ne zaman geldiğinizi yazmanız gerekiyor, neden gittiğinizi yazmanız gerekiyor. İşte öyle bir şey var. Bunun amacı da tamamen işte tuvalette bir şey kırıldıysa, işte koridorda bir şey olduysa kimin yaptığını anlayabilmek için. Şu an geldik okula. Çok küçükten de okulu göstermek istiyorum size. Bir dakika, servis okulu tam onunla gelsin. Şöyle bir okul. Şöyle göstereyim size. Şöyle büyük, dev gibi, devasa bir okul. Böyle çünkü çok fazla öğrenci ve çok fazla sınıf var. Yani toplamda bu okulda 150'den fazla sınıf vardır diye düşünüyorum. İşte bizim sınıf, 8. sınıflar 120 kişi. Onlar ayrı ayrı sınıflara gidiyor. Her sınıfta aynı arkadaşınızı görmüyorsunuz. Arkadaşlarınız böyle gelişmiş düzey sınıftaysanız mesela, onlar da gelişmiş düzey sınıflarda oluyor. Bu tarz işte farklı arkadaşlarınız olmuş oluyor. Onu bilmiyorum ama bu kural biraz garip geldi bana, ama şimdi alıştım bu kurala. Şimdi servisten iniyoruz. Evet, şimdi servisten iniyoruz. Şöyle küçük servisi de göstermek istiyorum dışarıdan. Şöyle geçiyoruz. Sesim çok fazla gelmiyor olabilir. Evet, şu anda bekleme var. Azıcık da. Geçiyoruz. Thanks, have a good day. Şimdi çıktık servisten, size şöyle küçük bir servisi göstermek istiyorum. Böyle bir servis. Sarı aynı filmlerdeki gibi bir servis var. Şu an okula doğru gidiyoruz ve okulda izin vermiyorlar telefon kullanmamıza. Telefonu dolabınıza koyuyorsunuz ve o dolapta o gün boyunca kalıyor. İşte sadece çıkınca alabiliyorsunuz. Yani telefonu serviste kullanmak için alıyorum ben aslında ve işte bir şey olursa serviste inerken falan diye böyle çok fazla kullanmıyorum zaten telefonu. İşte böyle yemek şeylerinden bir tane daha bir şey unuttum, şimdi aklıma geldi. İşte evden getirebiliyorsunuz yemeği ya da işte okuldan alabiliyorsunuz. İki ayrı seçeneğiniz var ve okulda barkod var, böyle bir tane size boyunluk veriyorlar. Şu an cebimde, elim dolu, gösteremeyeceğim. O barkodla alabiliyorsunuz yemeğinizi. İşte o tarz kurallar mevcut Amerika'da. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi de okuldan eve dönüyoruz. Servis numaramız değişti. Servis bulmakta biraz zorlandım. Az daha servis kaçırıyorduk yalnız. Tam şimdi kalktı servis. Şimdi okulu göstereyim size. Şöyle okuldan ayrılıyoruz. Şöyle bir olay var. Telefonlarınızı okulda
biliyorsun locker diye bir şey var. Dolap, küçük dolap, böyle şifreli dolaplarınız var her birinizin. Ve telefonlarınızı ona koymanız gerekiyor her sabah. Ve ödevler konusu da şöyle. Şimdi son derslerde ödev yapıyorsunuz. Ve son dersler şey diye geçiyor zaten. Ödev odası diye geçiyor zaten. Ödevlerinizi orada bitiriyorsunuz. Ve evde aslında rahat ediyorsunuz. Şu an saat kaç, hemen bakıyorum. Bakamıyorum. Saat yaklaşık 3-3.30 gibi bir şey. 3.30'da okuldan çıkıyoruz. Yaklaşık 4 gibi evde oluyoruz. Yani bayağı bir zaman bize kalıyor. Hem ödevlerimizi yapmış oluyoruz, hem de bayağı bir zaman bize kalmış oluyor evde. İşte satranç videosu da çekeceğim şimdi eve gidip. İşte biraz ders çalışacağım, sonra satranç videosu çekeceğim. O videoda bundan hemen sonra gelir büyük ihtimalle. Başka ne derseniz, işte yeni arkadaşlar edindim. O işte anlaşabiliyorum yani, İngilizce konuşabiliyorum, anlayabiliyorum onları. Bazen anlamadığım zamanlar oluyor tabii. Kendi dil, böyle nasıl desem, hani Türkçe'de böyle kendi kullandığımız özel şeyler vardır ya, mesela atıyorum ne haber falan, normalde nasılsın deriz mesela Türkçe'de, ama kendi ağız dilimizde mesela ne haber deriz. O tarz şeyler olunca anlamıyorum bazen, burada da öyle oluyor. Sadece o var işte. Size etrafı göstermek istiyorum. Çok güzel çimenlik her yer. Buraya dokunulmamış. Aslında çoğu yere dokunulmamış. Sadece yapacakları kadar kaldırma yapmışlar insanların yürüyebileceği. Sonra çimenlere hiç dokunmamışlar. Burada yaşamınız derseniz aslında yaşam kolay. İşte para çok, yani fiyatlar çok yüksek değil burada. Atıyorum böyle altılı bir tane tatlı var, donut. Altılı donut. İşte 4 dolar falan olması gerekiyor. Yani bayağı uygun bence. Mesela bir su olayı var. Mesela o suyu alıyorsunuz bidonla, böyle yaklaşık 3 litre falan. Sonra o suyu bitirdikten sonra o suyun şişesini atmıyorsunuz, bidonu atmıyorsunuz. Tekrar gelip doldurabiliyorsunuz aynı marketten ve daha ucuza denk geliyor. Ya yani iki kat daha ucuz denk geliyor. Onu nasıl söyleyeceğim ki? İşte öyle, iki kat daha ucuza denk geliyor. Şimdi benim eve gitmeme bir 15 dakika falan kaldı. 10 dakika falan kaldı. Bu video bu kadar olsun. Beni desteklemek için abone olabilirsiniz ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Beni beğendiyseniz like de atabilirsiniz. Beni sevindirmiş olursunuz. Hepinize bay bay.